Ben biraz da tabii takımdan notlarla paylaşalım. Aslında şurada bir de önemli konuk görüyorum ama yani ona sormadım. Şimdi tekrar denk geldim. Acaba çok kısa düşüncelerini alabilir miyiz onu soracağım. Abi çok kısa alalım mı seni? Burada sevgili Arda Güler'in babasını ve dedesini de yakaladık. Az önce karşılaştık. Şimdi de denk geldi. Heyecanlıyız. Merhabalar. Çok güzel bir atmosfer var. Siz de buradasınız. Neler söylemek istersin Ümit abi? Türk olup da heyecanlanmamak imkansız. Bugün gönülden, dünden beri bunu konuşuyoruz. Bugünü bekliyoruz. Kazanacağımızın hissi var. Hepimizde bu arada var. Biletleri ne yapalım, iptal mi edelim, dönecek miyiz? İnan hepsini aldık. Bekliyoruz. Kesinlikle bu maç bugün bizim için, ülkemiz için iyi olacak. Takımda işte Arda ile görüşüyoruz. Keyifler yerinde. Ya biz dışarıdan anlatıyoruz. Çok bazen inanmıyorlar. Bazen o spekülasyonlara inanmayı tercih ediyorlar ama bizim çok genç ve güzel bir takımımız var ve atmosfer çok iyi, değil mi? Yani takım gerçekten çok eskileri içerisini bilmiyorum ama şu anda gerçekten takım kenetlenmiş. Bütün abileri hepsi bir başarı istiyor. Çok. Yani bence iyi sonuç olacak ya. İyi. Buradaki atmosfer çok güzel. İnşallah biz de dileriz ki Arda'ya da çok güveniyoruz bize İnşallah. Bu akşam çok güzel. Sizin de çok kısa düşüncelerinizi alayım. Arda bu akşam oynayacak büyük ihtimalle, gurur ama milli takımımızı çok seviyoruz. Siz neler bekliyorsunuz akşam? Bir kere milli takımdan umutluyum. Bu gerçek. Onun için buraya kadar geldim o çocukları seyretmek için. Arda'dan da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu maçta yıldız olacak. İnşallah. Arda bizim canımız, ciğerimiz, ona çok güveniyoruz. Size de çok teşekkür sağ olun, ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun diyelim. Dediğim gibi burada herkes burada. Yani şimdi işte sevgili Arda Güler'in babasıyla dedesiyle çok kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Onlar da bizim olsun. Taraftarlarımız da. Yani herkes zaten kazanacağımıza inanıyor. Yine pozitif bir atmosfer var. Umarım ki bu güzel atmosfer akşam sahaya da yansır diyelim. Burada tabii takımla ilgili bazı notları da aktarmak istiyorum evet, size. Şöyle ifade abi. Edelim. Evet, şimdi takımla ilgili notlara geçecek olursak, Montoya'nın farklı dizilişler denediğini ya da farklı oyuncuları denediğini antrenmanlarda sen de gün boyunca aktardın. Orada bir orta sahada yani nasıl bir diziliş olur ya da hangi oyuncular ön evet. plana çıkıyor sen aktar istersen. Sine, şimdi tabii çok önemli iki tane eksiğimiz var. Montella'nın çok güvendiği ve şu ana kadar tüm maçlarda şans verdiği ki bence zaten Hakan Çalhanoğlu gerçekten harika bir turnuva geçiriyor. Onun olmaması çok büyük eksik. Samet de belki hani seçilmesi vesaire eleştirildi, etti, performans eleştiriliyor ama şüphesiz ki özellikle kazandığımız maçlarda çok iyi bir performans sergiledi. Bu iki oyuncunun yokluğunda kimler oynayacak? Aslında kadroyu tamamen anlatarak devam edeyim. Bir anlamda yürüyelim. Tabii sürekli sürekli tezahüratlar oluyor. Biz de böyle bir yandan sesini de sağlığını korumaya çalışıyoruz. Şöyle ifade edelim. Kalede Mert yine forma giyecek. Mert Günok. Mert Günok'un önünde defans hattında sağ bekte yine Mert Müldür forma giyecek. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu forma giyecek. Stoper'de Samet'in yokluğunda Meri'nin oynamasını ve son maçta cezalı olan Abdülkerim'in geri dönmesini bekliyoruz. Orta sahada iki farklı şey denedi Montella. Birincisi aslında daha beklediğimiz daha tipik kadro. O da şöyle işte İsmail, Salih ve Orkun üçlüsünün oynaması. Hücum hattında da yine Arda, Barış ve Kenan üçlüsünün oynaması. Arda ileri uçta, sağda Barış, solda Kenan şeklinde. Bu beklediğimiz muhtemel 11 ama şunu da denedi. Orta sahada Okay, Kaan ve İsmail üçlüsü, daha sert bir üçlü. Hücum hattında Arda, Orkun, solda ise Barış veya sağda Barış, işte yani bu mevkiler biraz değişebiliyor. Yani o ileri hatta da bir tane daha orta saha oyuncusu ekleyip Orkun'u ileri hatta ekleyip daha pres gücü yüksek bir takım da denedi. Bizim beklentimiz açıkçası dediğim gibi daha ilk saydığımız kadroyla çıkması ama ikinci ihtimalde olabilir, ondan da bahsedelim. O ihtimalin de denendiğini hatırlatalım. Bu şekilde bir kadrodan bahsedebiliriz yine. Tabii ki maç saati yaklaştıkça biraz daha net bilgiler verebiliriz. Ama şu anda gözüken teknik direktör Montella'nın bu ikisini de denediği yönde. Avusturya çok sert bir takım, çok fiziksel mücadeleyi seven bir takım. O yüzden ikinci kadroda bize çok mantıksız gelmiyor. Onu da bu yüzden izleyicilerle paylaşmış olalım.